billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Mümin korkuyla umut arasında giden gelen adamdır. Umutsuz duruma düşmez. Ama hepten de korkmaksızın hep böyle umut peşinde koşan hayalperest de olmaz. Mümin bazen cenneti düşünür, Allah'ın lütfunu sevinir. Bazen cehennemini düşünür, korkar. Böyle aman ya Rabbi de her durumda Allah'a sığınıp duran adamdır. İşte bunu Kur'an-ı Kerim okurken fark eder, anlar. Kelimelerinin, Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının anlamlarını bilinciyle, anlayışıyla görünce bu ona etki eder. Ve tabii Allah'ın büyüklüğü, heybeti onu kapsar. Böylece Kur'an'ı okurken sesi titrek olur. Çünkü korku içindedir. Allah'ın azametinden aczini itiraf duyguları içindedir. Korku içindedir. Tüyleri diken dikendir. Sesi titrek titrek okur. Şarkı okur gibi okumaz. Duygulu, bilinçli, anlayarak okuduğu için Allah'tan korku duyguları içerisinde sesi titreyerek okur. Allah'ın azamet ayetleri, cehennem tehditleri ayetleri geldiği zaman bundan korkar, Allah'a sığınır, ağlar. Ağlar. Hazreti Osman Kur'an okurken gözleri iki çeşme. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Kur'an okurken gözleri iki çeşme. Hatta insan mutlaka hesaba çekilecektir. Sümme letüselünne yevmeyzin anin na'im. Her nimetten mutlaka her insan hesaba çekilecektir. Ayetini okuyunca ağlayarak demiş ki keşke ben bir saman çöpü olsaydım. Keşke insan yaratılmasaydım da hesaba çekilmeseydim diye hışkıra hışkıra ağlarmış. Hazreti Ömer ağlarmış. Hazreti Ali ağlarmış. Bilenler ağlıyor. Duygulu olanlar, bilinçli Kur'an okuyanlar ağlıyor. Allah'ın azameti, celali, büyüklüğü karşısında kendinin aczini anlayaraktan küçülüyor ve Allah'a teslim oluyor, ağlıyor. Haşyetullah böylece kalbinde Allah'a olan inancı kesinleştiriyor, sağlamlaştırıyor. Allah'ın Kur'an'ı böyle okurken yüreği cız ederekten, tüyleri diken diken olaraktan okuduğunda ona inen feyiz ve bereket, Allah'ın rahmeti bütün benliğini sarıyor. Sonsuz bir manevi zevk duyuyor Kur'an okurken. Böyle okursa bu iliklerine kadar bu zevki hissediyor. Böyle İmam Gazali'nin dediği gibi anlatılmaz azizim kardeşim diyor. Duymak lazım bunu diyor. Bu duygular içerisinde güzel Kur'an'ı güzel okur, sonsuz bir zevk duyar. Böyle okumazsan Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Elkemdim ikinci Bayezid tarafından ilave edilmiş. Rabbil Alemin Errahmanirrahim Sultan bilmem ki. Hem Kur'an okuyor hem de caminin kaçıncı padişah tarafından ne ilave edilmiş bunları düşünürse bu okuyuş onun hanceresini şu gırtlağını aşmayan bir okuyuştur. Kur'an'ı anlamını düşünerek böyle bilinçli okuduğunuz zaman biraz evvel arz etmeye çalıştığım duygular içerisinde insan küçülür, küçülür, Allah'a sığınır. Kalbinde Allah duygusundan başka hiçbir düşünce olmaz ve sonsuz bir zevk duyar. Sonsuz bir zevk duyar. Kur'an okudukça imanı artar. Dünyaya kimler gelmemiş ki? Kur'an böyle ayetler var. Yeryüzünü dolaşın, kimler yaşamış, ne olmuşlar? Eser bile kalmamış, yok olmuşlar. İbret alın diyor.
Fa'tabiru ya ulil absar. Basiret sahibi olan insanlar, akıllılar, ibret alın dolaşın insanları. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, yok olmuşlar. Bunları okurken bu gezinti dünya hayatı gözümüne gelir. Biz de bir gün onlar gibi yok olacağız diye kendini bir hüzün kaplar. Yetehazzenu. Evet, evet, sesi titremeye başlar. Kalbindeki bu duygulardan dolayı güzel Kur'an okuyan adam böyle hüzünlenir. Allah da böyle Kur'an okumayı seviyor. Ahsinu el asvat bil Kur'an. Güzel, Allah seni kabiliyetli yaratmış. Herkese bir kabiliyet vermiş. Kimisinin kafası çok, bulucu zekası çok. Kimisinin ezberleme kabiliyeti çok, yetenek, hafıza, belleği kuvvetli. Kafası çalışmaz. Hocalarda da hep böyledir. Allah değişik değişik. Allah rahmet eylesin. Ömer Nasuh Bilmen hocaya sor bir mesele. Falan kitabın, falan cildinin, falan sayfasının, falan satırında evladım. Güzel evladım, güzeldi, güzeldi diyemez. Erzurum diliyle güzel evladım. Başlar söyle, tak söyle sana. Ne hafıza var. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Ama kitapta yerini bulamadım mübarek, problem çözemez. Bir başka hoca mesela Bekir Haki Efendi. Bekir Haki Efendi Eminönü müftüsü. Onda o kadar hafıza yok. Ama bir mesele sordun mu hocadan sonra yerini, ondan sonra bu böyle, bu böyle, bu böyle, söyleyse sonuç şöyle diye kafa çalıştırır. İnsanın böyle yetenekleri farklı farklı. Şimdi bazı adam güçlü kuvvetlidir, kafa azdır. Bazı ufacık tefektir, kafası çoktur. Bazı adam siyasete iyi bilir, bazı adam şunu iyi bilir, teknolojiyi iyi bilir. İnsanlar böyle şey şeydir, farklı farklıdır. Bazı adamlara Allah güzel ses vermiştir. Bülbül gibi güzel Kur'an okur. Okuduğu zaman coşarsın, gözlerinden yaş gelir. Bu da bir yetenek, kabiliyet. Herkes, bazı adam kaçıran cinsinden başlar okumaya. Ezan okusa ne biçim okuyor dersin. Ama bir de yanık sesiyle okudu mu Allah Allah dedirtir adama. Bu bir kabiliyet meselesidir. Allah Celle Celaluhu da güzel ses vermiş. Bu güzel sesi güzel Kur'an'da değerlendir diyor. Ahsinul asvat bil Kur'an. Güzel seslerinizi güzel Kur'an'la güzelleştiriniz. Şimdi güzel sesli olanlar hep Kur'an mı okuyor? Pavyonlarda para kazanan da yok mu güzel sesiyle? Değil mi? Evet. Bir komutan, bir büyük bir komutan bir merasimde yanımdaydı. Bizim İslam Enstitüsü'nde bülbül gibi hafız. Çok güzel sesi var. Şimdi devletin üst makamlarında bir yerde, Diyanet'te. O zaman benim talebem, ona bir ilahi okuttum. Sesi çok güzel. Baktım paşa ağlıyor. Damla damla. Mümin adam. O ses onu öyle etkiledi ki ağladı resmen paşa. Gel buraya dedi. Bu güzel sesi dedi, israf etme sakın ha dedi. Allah sana öyle güzel ses vermiş ki dedi. Bir paşayı ağlattı ya. Bazen böyle insanların kabiliyeti, güzel sesi vardır. Bu güzel sesi iyi yerde kullanmak lazım. Meyhanelerde, pavyonlarda değil. İnsanları yanlış yollara aktarmada değil. Evet, Resulullah da bu güzel sesi güzel Kur'an'la diyor süsleyin, güzelleştirin. Kur'an güzel zaten. Bir de ses güzelliği varsa ne güzel olur o. Evet, şimdi tabii bu neyle olur? Tecvid dediğimiz Kur'an'ın harflerini nereden çıkması gerekirse oralardan çıkararak okumakla olabilir. Olabilir. İşte bundan kasıt Kur'an okurken hem manasını bilecek hem o Kur'an'ın harflerini nereden çıkması gerekiyor oradan çıkaracak. Zaten bunu yaptınız mı? Kur'an zaten güzel. Öyle etkiler ki insanı, gavuru Müslüman eder. Çok var. Müşriklerden çoğu Efendimizin güzel Kur'an'ını dinleyerek Müslüman olmuşlar. Sırf sesinin etkisinden. Birçokları böyle Müslüman olmuş. Yakın son devirlerde de
Mesela Aksaray'da bülbül gibi sesli müezzin ezan okuyor. Birçok gavur, turist onun ezanının etkisiyle Müslüman olmuş. Birçok adam biliyoruz. Kur'an dinlemiş herif. Kur'an'ın o güzel sesinin etkisiyle Müslüman olmuş, kalbi etkilenmiş. Evet, böyle kalbinde o güzel Kur'an'ı güzel sesle beraber kullanınca insanın kalbine etki eder. Böyle okuyun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabarani Ebu Nasr İbanesinde Abdullah ibn Abbas'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şu halde Kur'an'ı okuyacağız. Öğreneceğiz. Usulüne göre okuyacağız. Zaten usulüne göre okumasını öğrenmezsek beş vakit namazımız geçerli olmaz. Ancak öğrenme süresi içerisinde affediliyor. Ama öğrenme imkanı varken öğrenmezsen hesap vereceksin. Her şeyin güzelini öğrenmeye çalışıyorsun. Basit bir malzeme almak için çarşıya çıkıyorsun. En ucuzu olsun, en güzel olsun diye 10 dükkan dolaşıyorsun. Sen Müslümansın. Günde 5 vakit namaz kılmakla yükümlüsün. 5 vakit namazın geçerli olsun diye güzel Kur'an'ı, güzel okumayı öğrenmek zorundasın. Devlet de imamlara görev vermiş. Ayrıca Kur'an kursları açmış. Oralara gideceksin. Güzel Kur'an'ı, güzel okumasını öğrenmek mecburiyetindeyiz biz hepimiz. Yalnız hocalara mahsus değil bu. Her Müslümanın bunu öğrenmesi mecburiyeti vardır. Bu güzel Kur'an'ı okurken de anlamına da bakacaksın. Bilinçli okuyacaksın. Duygulu okuyacaksın. Okudukça kalbinde Allah korkusu artacak. İşte böyle güzel Kur'an okumak güzel okumaktır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretendir. Hayrukum men teallemel Kur'an ve alleme. En hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretendir diyor. Evet, onun için en hayırlı mümin olmak hedef edineceksin. Hedefini hesap edeceksin ve güzel Kur'an'ı güzel öğreneceksin. Her harfine bir hasene var. Her gün Kur'an'dan bir sayfa, yarım sayfa okumayı virt edineceksin. Kur'an sana şefaat edecek. Nerede? Ölürken yardım edecek. Azrail gelecek diye bunun canını kolay al diyecek. Böyle sıkıştırma bunu diyecek. Can tatlı. Ayağına bir basıverdi mi kıyameti koparıyorsun. Halbuki vücudun her tarafından o can çekiliyor. Güzel Kur'an'ı her zaman okursan canını Azrail geldiği zaman bunun canını tatlı al, acıtma diyecek. Kabre vardığın zaman, Münker Nekir geldiği zaman Kur'an, Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre konuşuyorum. Bu mümin Kur'an'ı seviyordu. Ben Kur'an'ım, benim arkadaşım bu. Kolay sorun buna, terletmen buna diyecek, şefaat edecek. Mahşerde şefaat edecek. Güzel Kur'an'ı her zaman okuyalım ki o bizim dostumuz olsun, bize şefaat etsin. Ama her şeyin en iyisini almak için çarşı pazar dolaşırken Kur'an öğrenmezsen, Kur'an'ın başını gözünü yararsan okurken bu sefer tersine davacı olacak. Her şeye önem verdi ama benim okumaya önem vermedi. Ben bundan davacıyım, hakkım yedi bu benim diye. Allah korusun. Onun için cami imamlarına, Kur'an kurslarına koşunuz. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı öğreniniz. Ve her gün mutlaka yarım sayfa, bir sayfa Kur'an okumayı adet ediniz. Adet ediniz. Çocuğunuza Kur'an öğretiniz. Çocuğuna Kur'an öğretenler, hafız edenlerin kıyamet gününde başına taç giydirilecek. Nurdan taç. Hadis-i şerifler var. Okuyacağız bunları. Şimdi bu sadette size bilgi veriyorum. Herkes diyecek ki Allah Allah, adama bak be. Nereden kazanmış bunu? Oğlunu hafız etmiş. Oğlunu Allah'ın kelamını güzel öğretmiş. Evet, böyle taç giydirecekler. Allah Celle Celaluhu bizi Kur'an'ı şefaat ettiklerinden eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahsanun nasi kıraaten hadisini böyle size okuduktan sonra, evet, ahsanu tiyareti
الفال ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم من الطيرة ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabibül kulub, tabibül kulub, kalplerin doktoru. Her konuda doktoru bizim, doktorumuz. Yalnız gidip onun kapısını çalmak lazım. Sıkıntılarımız onunla defolur gider. Hiç huzur buluruz. Sıkıntı yüzü görmeyiz. Maddi dertlerimiz de onun kapısını çalmasını bilsek kaybolur gider. Yeter ki ona varalım, kapısını çalalım. Onun elini öpelim. Her konuda. Sağlığında böyle. Sağlığından sonra öyle diyor. Sağlığından sonra diyor Ebu Bekir, Ömer'i bulursanız gidin ona sorun diyor. Onları da kaybettik biz. O şansımız da yok değil mi? Sünnetlerine bakacağız işte. Bak şimdi okuyoruz size. Peygamberimizin nurlu sözlerini okuyoruz. Bunları okuyacaksınız. Bu da onun elini öpmek demek. Kapısını çalmak demek. Bu güzel sözleri okursanız kalbiniz nurlanır, yüzünüz nurlanır, yüzünüz iki cihanda ak çıkar, öyle diyor. Benim bir hadisimi duyup, ezberleyip, tatbik eden, başkalarına da duyuranın Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Peygamberin duası var böyle. Şimdi biz onu söylüyoruz. Bizim dertlerimizi iyi biliyor, oradan çıktı bu bilgi, lafları onun için ettik. Biliyorsun biz zayıf adamlarız. Aciz insanlar bir şeyi beceremediler mi bir başka şeye kurt takarlar hemen. Bu acizliğin alametidir. Sabahleyin evden çıkarken güzel düşünmemişiz, tedbir almamışız, çalışmamışız. İmtihana gidiyoruz mesela, talebeyiz. Önümüzden bir kedi geçti. İmtihan ters gidecek. Zavallı kedi diye suçu yükleriz. Zaten sabahleyin geldim, kedi geçti önümden, imtihanı kazanamadım. Veya gelirken pazara gidiyor herif, çarşıya pazara mal almış gidiyor pazara. Önünden bir kadın, işim ters gidecek. Pazarın zamanı var, hangi mal satılır satılmaz araştırma yapmak lazım. Bunları hiç yapmamış, sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Bu mal orada gider mi gitmez mi? Malın satılacak yeri var, satılmayacak yeri var. Herkesin üzümcü olduğu memlekette üzüm satılır mı ya? Üzümü olmayan yere götüreceksin üzümü mesela değil mi? O böyle yapmamış, sabahleyin evden pazara gidiyor, üzümü yüklemiş, önünden kadın geçmiş. İşim ters gidecek. Gidiyor tabii, alan soran yok, üzümler çürüyor. Zaten pazara gelirken önünden kadın geçtiydi. O uğursuzluk ondan geldi. Yok yahu, kadının kabahati yok, kedinin kabahati yok. Evet, evlerin başında o zavallı baykuşun günahını ne kadar alıyor bu insanlar? Burada adam ölecek. Baykuş yalnız yerlerde öter. Halbuki hiç suçu yok bunların. Böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, uğursuzluk aklınıza geldi mi? Hayra yorun. En güzel hayra yormaktır diyor. En azından o sıkıntıdan kurtulursunuz. İşin ters gidecek falan. Bırak yahu. Sebeplerini yapışacaksın. Kafanı çalıştıracaksın. İstişare edeceksin. Ya Allah bismillah diyeceksin. Yürüyeceksin. Sen bunları hiç yapmamışsın. Uğursuzluk, tavşan geçti, kedi geçti falan. Yok yok yok. Böyle bir şeyler oldu mu? Rüzgar fena esiyor, uğultulu esiyor. İşler ters gidecek. Bırak ya, rüzgarın ne kabahati var. Uğursuzluk aklınıza gelir. İnsanoğlu zayıftır. Böyle bir şeylere bir mana, bahane bulmak ister. Böyle aklınıza uğursuzluk geldiği zaman diyor ki ahsenül fe'li ettefe'ül, hayra yormaktır. Böyle bir şey oldu mu işim iyi gidecek inşallah diye hayra yorup moralini düzeltmektir diyor Peygamberimiz. Ki bunu yapmış mesela hicret sırasında. Evvela akla uymuş, mantığına uymuş, Medine'ye hicret edecek. Mekke'den Medine'ye. Medine kuzeydedir. Kuzeye gitmesi lazım. Peygamberimiz düşmanlarını şaşırtmak için güneye gidiyor.
Mekke'nin güneyinde Sevir Dağı'na çıkıyor. Sevir Mağarası 3 gün kalıyor. Hakikaten evinin etrafını böyle 3 kat çember almışlar, öldürecekler. Sabahleyin o gece Peygamberimiz çıkmış evden Yasin okuyaraktan. Koşuyorlar Medine'ye gideceğini bildikleri için peşinden kimse bulamıyorlar. Halbuki Peygamberimiz Medine'ye gidecek ama düşmanları şaşırtmak için mantığını kullanıyor. Güney'e gidiyor, güneyde Sevr Dağı'na çıkıyor. Hiç insanların uğramayacağı bir mağaraya giriyor. Ben gittim onu 69'da, o mağarayı gördüm. Evet, ondan sonra yapacağını yapıyor. Şimdi bize düşen, şimdi söylüyorum, Peygamber'e düşen bu, insana düşen bu. Allah'ın verdiği aklı kullanıyor, düşmanını şaşırtıyor, güneye gidiyor ve de hiç kimsenin uğramayacağı bir mağaraya giriyor. Buraya adam girer dedirtti bak zaten Ebu Cehil'e. Bu sana düşen bu. Ondan sonra gelmişler şeyin önüne. Ebu Bekir Efendimiz demiş ki ya Resulallah aşağıya baksana bizi görecekler. Ebu Bekir demiş biz bize düşeni yaptık. Bundan sonra Allah'a kalmış. La tahzen innallah ma'ana. Hiç korkma, Allah bizimle beraber. Biz bize düşeni yaptık çünkü. Her mümin de kendine düşeni yapmalı. Allah'ın verdiği aklı kullanmalı. Eşine dostuna sormalı. Ben şu işi yapacağım. Ne şekilde hareket etmeliyim demeli. Ondan sonra ya Rabbi sen bilsin. Bana düşeni yaptın. Benimki bu kadar. Sen büyüksün ya Rabbi diye Allah'tan yardım dilemeli. Peygamber örnek buna. Ondan sonra da ey efendim önümden kedi geçti de filan. Yok yok yok. Hiç bunlara gerek yok. Eyye yor. Şimdi o mağaradan çıkmış. Bulamamışlar. 3 gün izini kaybettikten sonra Mekke'den geçirken gözleri yaşlı. Ey Mekke, yeryüzünde vallahi en çok sevdiğim yer sensin diyor. Çünkü insan doğduğu yeri sevmez mi? Orası onun vatanı ya. Vatanı sevmek dindendir. Peygamberin sünnetidir. Doğduğun yeri seveceksin. Nankör olmayacaksın. Evet. Şimdi adam Van'ın bilmem ne köyünde doğmuş, yetişmiş, İstanbul'a gelmiş, zengin olmuş. Allah'ım bırak ya, oranın insanları gerici, dar kafalı. Hayvan, sen orada doğdun. Orada doğdun, büyüdün. İnsan doğduğu yer kötü görür mü? Bak peygamber öyle söylüyor, ağlıyor ya. İnsan doğduğu yeri sever. Vatanını sever. Ondan sonra Medine yoluna düşmüş. Tabii 100 deve başına verilmiş. 100 deve 100 tane 650 Mercedes demek. O kadar kıymetli. Herkes yollara düşmüş. Bireyde kabilesinden adam 70 kişi başında gelmiş, kesmiş önünü. Doğru demiş. Peygamberimiz hiç korkmuyor. Çünkü kendini düşeni yaptı bak. Mantığını kullandı, saklandı, yolunu kaybetti, gidiyor. Başka yapacağı yok. Öbür taraf Allah'a kalmış. Hiç korkmuyor onun için. Neredensin diyor, Büreyde'den diyor. Ebu Bekir, şimdi iyiye yormak meselesi. Düşmanımız kesti işte önüne diye moralini bozmuyor. Ebu Bekir diyor, işimiz diyor, serinledi diyor. Büreyde, berk soğuk demek. Yani kızılca kıyamet koptu diyorsun ya. Öyle değil Ebu Bekir, işimiz kolaylaştı, soğudu diyor. Kimlerdensin diyor, Eslem kabilesinden diyor, Eslem oymağından. Ebu Bekir işimiz selamete erdi diyor. Bak kelimelerden iyiye yoruyor Peygamberimiz. Sen de kuş geçti, hıh, kötü demeyeceksin. Kuş Allah'ın güzel bir yaratığı, işim iyi olacak diyeceksin. Evet, koyun geçti, Allah'ın güzel bir yaratığı, işim iyi olacak diyeceksin. İyiye yoracaksın, öyle diyor. Ahsenül fe'li, ahsenül fe'li. Ettefe'ul, böyle uğursuz, ahsenü tiyareti ettefe'ul, böyle uğursuzluk durumları aklına geldiği zaman iyiye yormak en güzelidir. Daha bitmedi. Bir kere en iyiye yoracaksın. İki, ve la teruttu muslimen. Evet, şunu bilesin ki Allah'ın takdirini bozan bir tane var mı dünyada? Ezelde ne takdiri değilse olmaz mı? Sen âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulü ve liyamil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallah demiyor musun? Kadere inanıyordum, inandım diyorsun. Kader değişir mi?
O zaman moralini bozuyorsun. Hıh, güvercin geçti iyi olacak. Kedi geçti kötü olacak. Niye diyorsun? Bu kaderi güvercin veya kedi değiştirebilir mi? وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا Hiçbir şey Allah'ın takdirini reddedemez.